Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu videoda tekli dereceli oynuyorum. Tek başıma girdim bu sefer. Ormandayız. Kha'Zix kardeşimizi oynayacağım. Biliyorsunuz sevdiğim bir şampiyon zaten. Bayağı favorilerim arasında diyebileceğim bir şampiyon ve şu anda da hala oynandığını gördüm. Birazcık baktım neler oynanıyor, neler yapılıyor ediliyor diye ormanda. Kha'Zix hala oynanıyor. Ve gayet de güzel bir çar. Sevdiğim de bir çar. Yeniden hoş geldiniz. Aa dişim. Evet, daha şimdiden. Topluluk sekmesinde paylaştıklarımı görmeyenler için söyleyeceğim. Dün çok fazla dişim ağrıyordu. Aşırı fazla dişim ağrıyordu. Ne yapayım ne edeyim diye sabahtan bir yazdım orada. Tuzlu su dediniz. Tuzlu su olayını yaptım. Aa, şişenin içine koydum. Karıştırdım tuzla. Bastım dişime, yani tuttum ağzımı şöyle diye. Ama o geçirdi. Geçirdi. Tuzlu suyu tükürdüğüm anda çok daha şiddetli bir ağrı ortaya çıktı. Ondan sonracığıma bu olayı tekrar ettim 4-5 kez ve bu olay 4-5 kez tekrar daha çok ağrı şeklinde geri döndü. Ve hani normalde benim dişle alakalı bir sorunum olduğuna gittiğim kişi perşembe gün tatildi. Dedim cuma giderim, hani bir sonraki gün gideyim birazcık bekleyip. Bekleyemedim abi. En yakın bir tane dişçiye, tanımadığım rastgele bir yere gittim. Filmim çektiler dedi ki kanal tedavisi. Ben bir sürü dolgu falan yaptım ama hayatımda hiç kanal tedavisi yaptırmamıştım. Biraz korktum, dedim hani burada hiç acıdan bağıran çağıran falan oluyor mu? Acıdan bayılan falan oluyor mu dedim. O kadar acıtıyor mu dedim. Yok dedi. İyi dedim, yapın o zaman. Ne kadar sürecek dedim. Bir saat dedi. Yani bir saat boyunca çok rahatsız ediciydi gerçekten. Kanal tedavisi yaptılar. Haftaya da ikinci aşamasıyla birlikte bitecek. Bu arada şunu gördüm ki dün yayında bundan bahsederken, kanal tedavisi olan çok kişi varmış ya. Bayağı kişi varmış. Dişçi takipçimiz de vardı. Sağ olsun bilgilendirdi. İçimi rahatlattı yani. O ikinci seans normaldir dedi. Hatta 5 seans, 6 seans sürenler bile vardı dedi. Velhasıl kelam, dün de bir tam video oturacağım. Yani dişim çok fazla ağrımaya başladığı için bir o işi çözeyim sonra video çekeyim dedim. Yine çıkartamadım video. Ondan önceki gün zaten o muhtemelen biliyorsunuzdur, bir beyin MR'ı çektirdim. Doktor istemişti 15 gün onun sonucu çıkacak. Çok güzel bir karma baskını var burada. Bayağı güzel. Gerçek mi? Peki tamam, olsun. Word diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Ben İlkan'ın asistini aldım. Akali'miz İlkan'ı aldı. Skor bende kalsaydı daha kötü olurdu Akali için. Karma daha çok para kazanmış olacaktı ama şu an bu şekilde sanırım daha iyi. Voli 1 ne tarafta dolaşıyor bilmiyorum. Karşıda Voli 1 var. MR muhabbetinin hani olayı da ışıklar falan bayağı bir yordunan uyardık. 5 yılı açtı. 5 yıldan uzun süredir bu olayı yapıyoruz. Şuna dikkat. O beni arıyor. Beni arıyor muhtemelen orada. İyi ki o tarafa gitmemişiz. Golemlerle falan uğraşacak, vakit harcayacak edecek. Ben bir orta koridor baskını atarım bu sürede. Umarım yengeç var. Oh çok iyi. Vardır diyecektim. 4'e çıkacağız burada da. Çok güzel. Çok fazla konuşunca dişim aşırı ağrıyor. Yine konuşuyoruz gerçi ama. Yapma, onu vurman lazımdı ya. Flash çok kötü attı Vladimir. Peki buradaki yengeç var mıdır? Voli 1 yok. Benim golemi aldı ya. Oo burada. Tamam hadi kardeş, gördük. O kadar sabırlı mı diye baktım, değilmiş. Burada olabilir. Değil. Ama burayı totemlemiştir. O zaman ben kuşlarıma gidiyorum ya. Şurası totemli.
Başka neler var ya anlatmak isteyeceğimi düşünüyorum. Bu yani aslında çok... Oh. Çok aşırı ağrıyor. Bir tek öyle bir problem var. Apranax iç dedi. Apranax evde yok. Bugün yine bir doktor kontrolüm var. Video çektikten sonrasında ona doğru geçeceğim. Ona giderken Apranax alırım bir tane. Bu 6 olmuş ve beni kesebilir ya. Biraz tedirgin edici. Bir durum. Yani yüksek ihtimalle benim farkımda ya. Evet evet farkımda. Ve Volibear'ı falan bekliyorsa sıkıntı yaşarım yani. Yok. Evet. Volibear sıçrasını kullandı. Orianna da ultisini kullandı. Şöyle iki tane... Oraya... Ya Q'sunu ileriye bıraktı ya. Birazcık hasar çıkartayım. Yarı can bir şekilde yollayayım dedim adamı. Adam beni salmadı bu sefer. Alt ormanıma iniyorum. Volibear'la karşılaşma ihtimalim var orada. Aldığı eşyalara bakacak olursak... 1v1 atabilirim. Bir ihtimal. Çok düşük bir ihtimal. Şu artış oku kapanması lazım ama. Tarayarak gidelim. Kazix gelmeden farm farkını kapattı adam diyor. Daha kaç farm farkı vardı ki benim ben geleceğim de farm farkını tutacaksın? Ben ne demek istediğini anlamadım yani adamın. Bayağı bir geziyoruz etrafta çünkü boş atmıyoruz. Bunun üzerine yengeci almamışsa Volibear sanırım 6 olabiliyoruz. Alt koridor baskını. 6 olmasam da gideyim mi ya? Benim kırmızının çıktığının farkında mı Voli? Bak orada kendi hatası. Yani kendi hatası yapacak bir şey yok. Ben üst ormana doğru geçiyorum. Sohbette bir şeyler yazıyorlar ama gerçekten hani... Oyunumu oynayıp sizlerle sohbet edecek kadar anca halim var. Daha fazlasına kendimi yoramayacağım. Bundan dolayı şu olayı yapıyorum. Birazcık rahat oynamamak için. Şunun da her şeyini blokladık zaten. Süper. İkinci Q mu E mi peki? Q ya. Tamam, bir tane de biz bir şey alalım ya. O kadar kaynak harcıyoruz. Mavisi vardır ama karma da orada. O yüzden bunu riske atmayacağım. Vlad için güzel oldu yani. Koridoru hızlı ittirebilirse eğer. Onun için iyi bir fırsat bu. Tamam. Bitiyor mu? Bitiyor. Çok güzel. Bir şey yiyeceğim. Golemlerimi de alıp ayakkabı artı pembe totem almak istiyorum. Biraz daha seri gezmem lazım. Her koridorda ihtiyaç var bana. Bunu sağlayabilmek adına gerekli bir fedakarlık diyebiliriz. Yorumları inceledim. Kled videosunda özellikle baktım. Çok fazla şey olmamış. Taktik vermemişsiniz bana. Aha dikkat. Gideyim mi? Yok. Oo. Canı az. Şu var. Baminin alevi 200 can. Başka ekstrası yok. Bu güzel oldu. Bu bayağı güzel oldu. Voli'nin önündeyim şu anda. Küçük bir tık. Ama Voli bu civarda ya. Buna dikkat etmesi lazım bence. Ejder alabilirim. Bence mantıklı da bir karar olur.
Tamam, voli hazır yukarıdayken bunu alıyorum ya. Buradan da alt koridora baskına gideriz. Bizim çocuklar geri dönüyorlar. Voli o yukarıdaki baskını yaptı yani, sonunda yaptı. Çarpımı kullanmayacağım burada. Uf, şunun yavaşlatması da illet yani. Nehir bizim taraf totemli. Şey, alt nehir. Şurayı totemlediler muhtemelen. Hadi be oğlum, yap artık şu işi ya. Vlad yani. O çok fazla kolay şey kaçırdı ya. O çok fazla, ha, acayip fazla kolay şey kaçırdı. Kolay skor kaçırdı. Bir de Orianna sabit falan durdu yani. Hatalı da oynadı. Arabaya vurmayacak kule değil mi? Aynen. Gitmeme gerek yok oraya. Akalimiz öldü. Akali karmayı kesti. Voli 1 Akali'yi kesti sanırım sonrasında. Bayağı bir kule kasacak o. Aynen. Tamam. Süper. Şu an çok geri dönmeme gerek yok ama... Dur bakayım. Ay ay, bitmeyen totemler. Tamam, zorlamıyorum hiç. Ayakkabısını falan bitirmiş, hiç zorlamayacağım. Yürüme hızı da bayağı yüksekti. Orada bir savaşa girsek net bir şekilde kaybederdik. Şimdi ben ayakkabımı bitireceğim. Aslında daha mantıklı. Takımı bakarsanız yani bu çocuk hariç, gerçi bunda da var. Bayağı ağır kitle kontrol var karşıda. Büyü hasarı da çok fazla aynı vakit. Akali hala güçlü mü? Bunu merak ediyorum. Yorumda yazarsanız nice. Yoksa şey mi? Hani o kadar nerflenmesine rağmen ya kardeşim çartek atıyor falan diye mi oynuyorlar? Akali ölecek. Zorlamazsın işte ama onu artık ya. Tamam. Barikat falan kalmadı. Alamet gidebilirim. Neden olmasın? Şöyle yerleştirelim. Bana gelir mi acaba? Dojlayamadım. Karmadan çok korktum ya, gerildim. Tamam, güzel. Ama karma geri dönecek tabii ki. Alameti aldığım anda ittirmeye devam etmesi çok mantıksız olurdu. Burada da şov yaptılar. Bir tane daha alamıyorum. Bir pembe alayım.
Yani her yere aynı anda yetişmem mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. TTNet de 50 kere arıyor ya. 50 kere arıyor. İptal ettim baş internetimi. Ey. Yani. Şimdi... Dişim bayağı kötü ağrıyor ya. Çok ağrımaya başladı. Draktar yok mu veya gecenin kıyısı mı, gecenin gölgesi mi ne vardı ya? Sanırım o eşya daha işlevsel olacak şu an. O da şundan, ay pardon, şundan yapılıyordu. Aynen. Tamam. Ay. Evet. Yani acayip güzel takip edebilecekleri baskını ben geri adım atmaya karar verdikten sonra takip ediyor oluşu. Tamam, güzel. Şunu açıyorum. Gerçi burayı almışız ya. Biraz boşa mı gitti? Yo. Volibear gelse burayı tutması zor. Aynen, tamam. Çok da boşa gitti diyemeyiz. Bir tane daha vurduracağız. Hatta açtık. Çok iyi. Tamam, şimdi bırak. Şimdi bırak. Bırak abi. Hepsi hayatta ve hepsi buraya odaklı şu an. Bu hariç. Ya onu vermemi de beklemesin lütfen. Beklemiyordur muhtemelen de. Okey. Ben şey olayını sevmiyorum. Mesela bir adam bana sövüyor. Diyelim ki Jinx bana flame yapıyor. Ben ona karşılık versem bu küfüre dönecekti belli ki. Dönerdi yani. Bir saniye. Aa yani çok özür diliyorum. Bir saniye, bir üçüncü kez oluyor. Efendim. Evet. Bir 20 dakika sonra görüşsek olur mu? Şu an çok müsait değil. Tamam, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İki kere TTNet numarasından, bir kere de başka numaradan aradılar sandım da. Gittiğim spor salonundan arıyorlarmış. Yok, tamam. Ben neyin yavaşlamasını yedim bu kadar lan? Haa, Brent kardeşimize bak. Peki. Vayne ulti açmış. Ah!
flashladı ya. İnanılmaz yani gerçekten. Baron'a... Neyse tamam, gerek kalmadı. 4000 param var abi. Gece gölgenin rahatına bakı alıyorum. Draktar alacağım bir de. Bunu niye aldım? Çok kitle kontrol var bak. Bunu alıp içeriye girersem biraz daha hayatta kalma ihtimalim artar diye. Bu adamlar odaklayacak çünkü. Ne yapıyor bu? 3 kişinin orada olduğunu biliyoruz. Niye yaptılar ki bunu? Peki. Ay ay. İlginç, ilginç bir zorlamaydı Vladimir'dan. Ah! Ah kine ah. Ah kine. Bu da benim hatam. Bu da benim hatam. Soru Jinx mi veriyor? Kim veriyor? Oo hoca. Lulu veriyor. Öldü. Olayı Brent yapmış burada da. Ya şu çocuğun kendini hızlandırıp beni yavaşlatma olayı var ya, acayip rahatsız edici. Çok 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 karşı. Peki Baron alıyorlar mıdır? Almıyor. Tamam ejder alsınlar ya. Dert değil o kadar da. Sonraki ejderin önünü açmış oldular hatta. Bu ne abi? Yoğumum olsa çok rahat ederdim var ya. Bir şeyler yapmak geçti aklımdan da. Neyse dedim sonra. Çok da zorlamamak lazım. Evet. Geldiğimi göremezler. Brent buraya pusmaya gelirse bayıltabilirim onu. Karma zırh almadı değil mi daha? Karma'yı öldürme ihtimalim gerçekten bayağı düşük bu arada. Çok zor çünkü. İyi. Ya anca flashla yani. Peki. İlginç. Bir olay dizisi. Yol üstü oldu bana, güzel oldu. Gerçek bir avcıyız şu an. Draktarımı da bitireyim. Önce Draktar mı yoğumu diyor, yoğumu mu diyorum da şu görüş muhabbeti sanırım Draktar daha iyi ya. Bakayım bitti mi? Aynen. Bir geri dönelim.
Aman abi zorlama zorlama tamam zorlama. Aynen Draktar bir tık daha iyi. İki tane de pembe totem alacağım. Çok yanlış ya. Hiçbir yerde de görüşleri yok. Halledeceğiniz onu artık, değil mi? Barona başlıyoruz. Dolu musur veriyor. Akıl yoksunu. Akıl yoksunu demeyi tercih ediyorum. Benim bu pembe de bayağı akıl yoksunu bir totemdi ama olsun. Tamam. Şu anda üçüncü ne evolve'lanıyor bilmiyorum. Ben tamamen rakibe bakarak karar vereceğim buna. Yavaşlatmayı artırmam çok işlevsel olabilir ya. Evet W. Bu takıma karşı çok iyi olur yani. Çok ağrıdı dişim ya. Aa bazen ne biçim ağrıyor ya. Buna geliyorum. 10 seconds. Lütfen yapma. Yapma yani. Yapma. Bilerek mi yapıyor acaba şu anda? Blokladık ya. Yazıyor mu acaba beyler? Oo gelin ölüyorum bakın. Yeah yo. Asiyim ben. Bunu çarpladım. Çünkü şurada 4-5 kişiye denk gelebilirim ve riske atmak istemedim. Ben girmeyeceğim oraya. Çok güzel çıktı çıktı. Muhteşem oynadık orayı. Gerçekten çok iyi oynadık Akali ile. Çok uyumlu oynadık yani. Daha iyi olamazdı ya. Bizimkilerin batırmasının üzerinden hem ejder aldık hem skor çıkarttık. Ölümsüz. Süper yani. Şu inhibitör bir açsak ya. Minyonlar zorlamış orayı ama. Aa. Böyle zorlamak istiyor muyum bilmiyorum gerçekten ya. Bu arada şuradan Q vurdum adama. Duvarın arkasından. Hadi be. Tamam. Ultim dönüyor. Tamam.
GG. Vallahi bence bayağı iyi oyundu ya. Açıkçası biraz eridim falan ama bulunduğum eloye göre hiç de eksik hissettirmiyorum kendimi, öyle düşünüyorum. Hiç eksik hissetmedim bu oyuncularla birlikte kendimi. Bayağı da keyifli oyundu. Şimdi bir de oyun sonu ekranımıza uçalım bakalım. Evet. Elmas serimin ikinci maçında zaferlemiş oldum. Bir zafer, bir bozgun. Şu arkadaşı rahatsız edici söylemden raporluyorum. Ayrıca kendisi engelli listemdeki 10.000 kişi içinde yer edindi. Aynı şekilde Lulu kardeşimiz de öyle. Bunlar yine kavgayı... şunu raporluyorum. Küfür, hakaret, rahatsız edici söylem. Başka bir küfreden eden carçurt yok herhalde sanırım. Gayet de güzel. Ekleyeyim mi lan Akali'yi? Uyumlu oynadık adamla. Belki bir kere daha oynarız. Tamam, eklemiş olduk. O zaman AQ div top lane olmasa GG. Aynen. Evet. Milletin ağzı torba değil ki böyle büzesin yani. Adama ben süper miyim? Süperim dedim mi? Hayır. O zaman neyin lafını ediyorsun yani, anlatabildim mi? Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Spor salonundan arıyorlar beni tekrar. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız videoya bir tane beğen atıp bütün videodan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonrakinde görüşürüz diyelim. Kendinize süper oğlu süper bakın ve doktor moktor muhabbet olursa, bir yeriniz ağrı ederse sakın aksatmayın. Bay bay.